şekilde lambalar yanar, lambanın şavkını da Fadime sevdiğim yazar. Lambanın şavkını da Fadime sevdiğim yazar. Ayretme beni, söyletme beni, ayretme beni, söyletme beni. Alçak yüksek nerede Fadime'm, bekletme beni. Babam inşaatçı, müteahhit idi. Annenle birlikte erken yaşta vefat etti. İlkokul eğitimini yine aynı şekilde memlekette Trabzon Of ilçesi mali bir eğitimden başlayarak daha sonra Of merkezde orta kısım devam etti. Artık hayat yolculuğu buradan başladı. Daha sonra Akçabat, Trabzon Akçabat ilçesinde sanat eğitimine başladım. Ve dolayısıyla ömrüm hep eğitimde geçti. Akçabat benim için bir açılım oldu. Hayatımın önemli dönüm taşlarından birisi olmuştur. Merdivenleri hızlı çıkma aşamasında gerçekten bana ciddi anlamda katkıda bulunmuştur. Akçabat'ta eğitimi devam ettiği sürece gerçekten çok çalıştım, çok kendimi geliştirdim. Gerek sosyal, gerek teknoloji, sanatsal anlamda her yönüyle hayata bağlandım. Sağ olsun, zaten burası bir kültür şehri olduğu için işte halk eğitim seminerleri, işte teknoloji eğitimleri, bir taraftan sanat eğitimleri, bunlarla beraber bölgede okul dışında kalan vakitlerde hep dolu dolu, hafta sonları da dahil. Bu eğitim aldığım yerlerde, yani teorik olarak aldığım eğitimlerin pratik uygulamalarını gerçekleştirdim. Müzik yaşantım aslında ilkokulda başladı. Eskiden eğitim gerçekten çok iyiydi. Bugüne baktığımız zaman gerçekten inanılmaz bir kalitede eğitim vardı. İlkokul 3'te nota eğitimine başladık. Kemal Bey, soyadını hatırlamıyorum, bir öğretmenimiz. İşte bak, eğitimin önemi burada anlaşılıyor. İsmini unutmuyorum. Çok uzun zaman önce. Nota eğitimi ile beraber işte solfej eğitimi de veriyordu. İşte koro halinde işte bir eğitim veriyordu. Hatta bunun 4. sınıfında, bu bahsettiğim ilkokul 3, 4. sınıfında İşte partition şeklinde koro seslerini, çok sesli eğitim dediğimiz olay başladı. İlkokul 5'te ise Halis Güney. İşte bu isimler niye unutulmuyor, işte öğretmenliğin güzelliği burada işte. Bu kemençe eğitimini işte kimden alabilirim, nasıl yapabilirim derken o sırada biz mahalle arkadaşlarımızla beraber, bunu köyde yaşayanlar, eminim Karadeniz'de yaşayanlar hala da yapıyordu belki de, bilemiyorum. İşte ifteri dediğimiz bir şey var, ot cinsi var. Bunu ikiye katlayıp işte ötürerek bir düdük şeklinde yapabiliyorduk. Fındıkların içerisine oyarak işte ne bileyim kaval, işte ne bileyim zurna gibi bir şeyler yapıyorduk. Ona nota döşüyorduk, yapıyorduk işte. Nota öğrendik işte sonuçta. Yani bunu bir icra etmek gerekiyor. Şöyle bir
anekdot ekleyeyim. Ben zaten İstanbul'a göçmemin sebebi oydu zaten. Yani ben aslında bu bilgileri, becerileri işte bu okul dönemlerindeki aldığım becerileri, yani sırf okulda kalmadı. Okul dışında belki 3 ders daha farklı kendimi geliştirerek kendime aldığım eğitimler var. Bunları bir yere icra etmem gerekiyor. Ve bunu kalabalıklara yaymam gerekiyor. Her neyse, böyle enstrümanlarla beraber işte otlardan, yok şundan bundan. Hatta bir tane bir ot var, böyle uzun bir sabı oluyordu. Laksi mi derler ona bilemiyorum. Şöyle düşünün, kabak çiçeğinin olduğu böyle bir boru, ondan da bir enstrüman yapıyorduk. O daha kolay işleniyordu. Ufak böyle bıçaklara keserek şey yapabiliyorduk, işleyebiliyorduk ve bunu bir enstrümana dönüştürebiliyorduk. Hulasa adamını da buldum. Efendim, kemençe eğitimi almaya başladım. Öyle bir inandım masum çocuk gibi. Her şeyinle senindin, nereden bağlandım. Öyle bir inandım masum çocuk gibi. Her şeyinle seninle nereden bağlandım. Sensiz bir dakika, hatta saniyeler bile zor. Gittin, bitirdin bir nefeste. Sensiz bir dakika, hatta saniyeler bile zor. Gittin, bitirdin bir nefeste. Sigaramın dumanı sen, ateşin olayım. Al beni buralardan, yalnız senle kalayım. Müzikte, işte kasetlerde müzikte dinlemeye başladım. Benim idolüm Orhan Gencebay, Ayşe Mine, Zeki Müren, Samime Sanay, Meti Milli, işte Safiye Ayla. Yani çok enteresan takılmaya başladım. Normalde çocuk işte pop falan bilmem ne. Aslında o zamanlar da herkes işte bazı şey söyler. İşte popüler müzik falan son zamanlar arttı. O zamanlar da vardı. Yani yok değildi. Yani dinleyen dinliyordu. Öyle takılanlar vardı ama biz ne bileyim daha hoş geliyordu. Yani işte sanat müziği. İşte biraz da çağdaş işte arabesk dediğimiz sanat müziğine yakın işte Türk halk müziği. Bunları dinliyorduk. Böyle bir idol oluşturduk kendimize. Yöresel sanatçılarda işte Pazarlı Orhan vardı. Şimdi arkadaşımızdı kendisi. Onu dinlerdim. Kısmen İbrahim Turut Bey'i dinlerdik. Ama Karadeniz'de benim idolüm her zaman Yusuf Cemal Keskin olmuştur. Zaten sanatlarda icram hep böyle Karadeniz yöresi olarak genelde onun altyapısı. İbrahim Can Bey var işte, onu dinlerdim. Bir noktada eğitim aldığımız şey vardı, Kadip Şadi Bey var. Sağ olsun Allah, Allah uzun ömürler versin, sağlık versin diliyorum. Çok severim kendisini, onunla ilgili anım bir resmim vardır. İnandım masum çocuk gibi. Her şeyinle senindim, nereden bağlandım. Öyle bir inandım masum çocuk gibi. Çok ufak küçük bir orgumuz vardı. Ork diyoruz klavyesinde, müzik klavyesi. Tek sesli malum, tek sesli işte. Biz bunda işte sesleri tanıyoruz. İşin matematiğini çözmeye çalışıyoruz işte. Yani işte nota, işte buradaki enstrümana göre ilişkisi nedir? Niye uyuyor? Nedir?
bu olaylar çözmeye başladık. Gittin, bitirdin bir nefeste. Sigaramın dumanı sen, ateşin olayım. Al beni buralardan, yalnız senle kalayım. İşte bu eğitimlerin sonucunda, işte hazırladığımız kendimize psikolojik hazırlıklarımızın sonucunda İstanbul'un çok yerinde, yani adlarını bile hatırlamadığım yerlerde, unuttum daha doğrusu yerlerde çalıştık. Müziğimizi icra ettik. Özellikle bu işe girmek isteyen gençlerimize, müzisyen olmak isteyen arkadaşlarımıza önereceğim birisi, mutlaka öğrenirken kaliteli enstrümanla beraber başlayınız. Bu çok önemli. Bu işten ciddi paralar kazanacağım ya, paraya kendinizi odaklamamanız gerekiyor. Parayla odaklandığınız zaman şöyle düşünün, çocuk geliyor işte bir müzik eğitimi alıyor. Daha iki saat sonra işte ben ne zaman parça çalmaya başlayabilirim? Cevabı ne oluyor? Hiçbir zaman. Bu da ne demektir? Müzik gerçekten tipsiz bir kuyu. İnanılmaz bir, yani sonu nasıl var bilemiyorum. Yani nereye kadar o son gider bilemiyorum. Gerçekten çünkü herkesin tarzı farklı, ruhu farklı, düşüncesi farklı. Çünkü o parmaklara yansıyor. Ey gençler diyorum, müziği niye öğreneceksiniz? Beyninizi ikiye bölüp dünyayı iki açıdan, en azından iki açıdan görmek gerekiyor. Daha farklı düşünmek için. Müzisyen insan duygusaldır. Kötülüğü kolay kolay düşünmez. Dünya bakışını, insanlara bakışını değiştirmek için. Söyletme beni, ailetme beni. Söyletme beni, alçak yüksek nerede Fadime'm, bekletme beni.